Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün elimde tuttuğum bu güzel patiğimizi çalışacağız. Patiğimiz 0-1 yaş grubu için uygun bir çalışma. 3 numara tığımızı kullanıyoruz. Patik ipim ve az miktarda pembe ipim gerekli olacaktır. Tabi istediğiniz iplerle çalışmamızı yapabilirsiniz. Bakınız şu şekilde. Ben patik ipini kullandım. Şu şekilde parlak olanlarından. Evet, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek patiğimizin burun kısmından örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Elimi tuttuğum yere giriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim ve yuvamın içerisine ikili bir şekilde trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir defa doluyorum. Yuva içerisine giriyorum. İpimi de gizliyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. 1, 2. Tığımın başını doluyorum. Toplamda zincirimizle birlikte 12 tane trabzanımızı örüyoruz. Sona kadar örelim, sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12. trabzanımı ördükten sonra ilk zincir olarak çekmiş olduğum trabzanımın tepe noktasına geliyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Arkadaki bu görmüş olduğumuz ipten şöyle asıldığımız zaman aranın gevşek olan kısmına bakınız. Şu kısmın kapandığını görüyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Ve aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. Bakın birinci trabzanımızı tek olarak ördüm. Dönüşte yanına bir tane daha batacağız. Onu da iki trabzan grubuna çevireceğiz. Şimdilik tek durmakta. Hemen yandakini 2 ördüm. Bir sonrakini tepesine batıyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı da örüyorum. Tekrar bir sonraki trabzanımın yeniden üzerine batıyorum. 2. Yani 12 trabzanımın her birisine ikişer trabzan örerek toplamda 24 tane trabzan sayısına ulaşıyoruz. Hepsini ikişer ikişer örüyorum. Atıyorum. Bir sonraki aynı yer ve yuvarlağımızı tamamlayalım. Evet, ikişer ikişer örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bakınız en sondaki trabzanım tek 23. Hemen yanına bir tane de buradan batıyorum bitişten ve burayı da çift yapıyorum ve zincirimin tepe noktasına batarak ilmeğimi geçiriyorum ve bakınız başlangıç ve bitişteki trabzanımız da bu şekilde çift olmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bir ileriye geçerek batıyorum. Zincirim ve bir trabzan oldu. Hemen bir trabzan daha örüyorum. Aşağıdaki her bir trabzanımızın üzerine birer birer ördük. Zincirimi saymadan 2 tane trabzanım var. Tek. Bakınız her birisi de farklı noktalara batmış trabzanlarım. Üçüncüyü çift olarak örüyorum. Aynı yere batıyorum. Üçüncü sıramızda 2 tane tek, üçüncü çift örüyoruz. Tekrar 1, 2 tek. Üçüncü trabzanım ise aynı yere bir daha batıyorum ve çift olarak örüyorum. 2 tek, 1 çift. Şöyle görelim. Zincirimizi saymıyorum. 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift. Ve devam ediyoruz. 2 tek, 1 çift olarak 3. sıramızı örmeye. Teklerimi ördüm. Çiftimi örüyorum. 1 ve 2. Bakın dönmeye başladı patiğimizin burun kısmı. 2 tek, 3. çift, 1,
2. Sona kadar 2 tek, üçüncüyü çift olarak örerek ilerletelim. Evet, sona kadar örerek geldim. Bakınız çift, 2 tane tek ve başlangıçta zincirimizi dahil etmemiştik saymaya. Hemen 2 tekimden sonra, 2 tekimden sonra bakınız zincirimin yanına da bir tane batıyorum. Zincirimi de çift olarak ördüm. Evet, şu şekilde burun kısmı bizim için yeterli. Artık ben artış yapmayı düşünmüyorum. Öreceğim yaş grubu için daha büyük bir yaş üzeri öreceksek ya da bir yaş olup da kilolu bir bebeğe öreceksek bir sıra daha artış yapalım. Bu sıradaki artışımız ise 5 tane tek, altıncısı çift. 5 tane tek, altıncısı çift olsun. Ayağı tombul olup ya da daha büyük yaştaki çocuğumuza öreceksek ya daha büyük aylardaki. Evet, şimdi 1, 2, 3. 3 zincirimi çekiyorum. Birebir bütün trabzanlarımı örüyorum. Artış yapmıyorum. Teker teker örüyorum. Kıvrılmaya daha çok başladı. Bakınız. Başlangıç yerine kadar gelelim. Evet, başlangıç yerime geldim. Zincirimin tepesine batıyorum. Yani ilk trabzanımın ilmeğimi şu şekilde kaydırarak geçiriyorum. Ve toplamda orta sıramızla birlikte 1, 2, 3, 4. 4 sıra ördük. Şöyle görelim. Bir sıra daha örelim ve burun kısmını artık keselim. Bakınız devam etsem bu yöne doğru devam etmem gerekmekte. Hemen 3 tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Batıyorum. Yine artış yapmadan birer birer ilerleyelim ve başlangıç noktamıza gelelim. En son trabzanımı ördüm ve 5. sıramı da tamamladım. Şöyle görelim. Bakınız burun kısmımız bu kadar oldu. Şimdi birleşmemizi yapalım. İlk trabzanıma battım. İlmeğimi geçiriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. Bu sıramızda artık burun kısmını tamamlayıp sadece yanlarımızı örmeye başlayacağız. O yüzden sıramızı tamamlamıyoruz. 8 tane trabzan kalana kadar örüyorum. Şu kısma sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu kısmı örmeden yanları ve altını örerek ilerleyelim. Evet, burun kısmımızı örerek geldim. Bakınız şuradan başlamıştık. Aşağıdan yanlarımızı dolaşarak geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam 8 tane trabzanım kaldı. Bu 8 trabzanımı örmüyorum. Artık patiğimizin şöyle görmüş olduğumuz yan kısımlarını çalışmaya başlayacağız. Şuradaki devam eden bölümlerimizi ve bu kısmı burada tamamlamış oluyoruz. Evet. En son trabzanımı ördükten sonra yanlar fazla sürmesini istemediğim için 2 tane zincir çekiyorum dönüş için. 2 zincirimi çekip örgümü çeviriyorum ve birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum. Diğer uca kadar hiç artış falan yapmıyoruz artık. Sadece örüyoruz. Evet, uç noktaya kadar örerek geldim. Yine bakınız. Son iki trabzanımı örüyorum. Lütfen sondaki trabzanımızı unutmayalım. Bazen kısa olduğu için gözden kaçabiliyor. Özellikle dikkat edip tepe noktasına batarak trabzanımızı örelim. Dönüş için iki tane zincirimi çekiyorum ve hemen ikinci trabzan üzerinden örmeye başlıyorum. Ve toplamda 1, 2, 3 bakınız 3. sıramızda 9 sıra örelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Tabanımızı ve yanlarımızı örerek tamamladım. Şöyle görelim. Şimdi birleştirme işlemini yapalım. Birleştirme işlemini tığlayarak yapalım. Tabi tığlamakta zorlanan arkadaşlarımız iğneyle de yapabilirler. Şu şekilde bükelim. Ortalayarak tığıma ilmeğimi geçiriyorum. Ve hemen ilk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Ve ilmeğimi birleştiriyorum. Bakınız benden taraftaki bölümün iç tarafın her ikisinin yani yan yana olan bölümlerinden alarak
örelim ve sadece ilmeğimizi geçirelim. Benden tarafta ve bakınız iki ilmeğimizin yan yana olanlarını alıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Tekrar alıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum. Arkada bir dikiş izi olmasın. Her iki ilmeğimizin yan yana olanlarını alalım. Her ikisini bakın, birisinin içteki, birisinin dıştaki, bakın yan yana alıyorum ve geçiriyorum. Alıyorum. Sona kadar işlemimizi bu şekilde yapalım. En son bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle görelim, bakınız bu şekilde birleştirme işlemimizi yaptık batiğimizin. Şöyle görelim. Gayet güzel oldu. Şimdi pembe ipimizi kenarlarını tığlamaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekerek düğmemi atıyorum pembe ipime ve hemen şuradaki yandan başlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne. Her bölüme 2 sık iğne yaparak ilerleyelim. Her trabzan arasına ipimi de bakın alttan gizliyorum ve ilerliyorum. Bütün çevresini bu şekilde tığlayalım. Şöyle görelim. Çevresini tamamen tığlayarak geldim. Şimdi trabzan aralarıma giriyorum. Ön kısım için her birine birer tane batıyorum. Ve başlangıç yerime kadar devam ediyorum. Evet, başlangıç noktamızın bulunduğu yere geldim. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra buradan ipimi keserek bitirmiş oluyoruz. Şöyle görelim. Bütün çevremizi bu şekilde tığladık. İkişer ikişer. İpimizi içeriye gizleyelim. Evet, patiğimizi kulaklarını örmeden önce bu haliyle tamamlamış olduk. Şimdi kulaklarımızı çalışalım. Daha sonrasında ise işlememizi yapalım. Kulağımızın bir tanesini daha önceden ben hazırladım. Hemen şöyle görelim. Pembe ipimle ördüm ve 4 sırada tamamladım. 1, 2, 3, 4. Kenarını da beyazımızla geçtik. Şimdi pembemizi alarak örmeye başlayalım. 7 tane zincir çekerek örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve geri saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bir defa başını doladım. Hemen 1 ve 2. 2 tane trabzanım oldu. Yanındaki zincire giriyorum. 3, yanındaki 4, yanındaki 5. 5 tane trabzan üzerine kulağımızı örüyoruz. 1, 2, 3. Çeviriyorum. Hemen bir artışla dibine batıyorum. Kenardaki trabzanımızla birlikte 2 oldu. 3 4 5 ve bir sonraki trabzanımı örüyorum. 6. 6 tane şöyle bir genişlik verdik. 1 2 3. Çeviriyorum. Hemen daralmaya geçiyoruz. Hemen dibine değil, bakınız. Bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. 2 3 4 ve 5. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Hemen dibine değil, bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Hemen beyazımızla kenarını tığlamaya başlayalım.
Bir zincir çekiyorum. Şuradan uç kısımdan ipimizi içeriye gizleyerek örmeye başlayalım. Her iki ipimi de alıyorum. 2 3 3 tane sık iğnemi ördüm. Araya batıyorum ve diğer bölüme geçiyorum. 2 3 3'er tane sık iğne ile ilerliyorum. Bir, iki, üç. Burası başlangıç yerimiz. Araya geçiyorum. Bir sık iğne. Araya geçiyorum. Diğer, bakınız. Ve diğer. Hepsine birer tane sık iğne örüyorum. Yana geçiyorum. Bir, iki, üç. Üç tane sık iğne ördüm. Aralara mutlaka bir tane batalım. Bir, iki, üç. Araya batıyorum bir tane. Diğer sık iğnemi trabzanımın içerisine örüyorum. 1 2 3. Tepe noktası burası. Araya giriyorum. Ve başlangıç noktasına gelerek batıyorum. Ve bir tane zincirimle sağlamlaştırıp ipimi buradan kesiyorum ve kesmiş olduğum ipimi içeriye gizliyorum. Kulağımızı da bu şekilde örerek tamamladık. Şu alt kısmından dikeceğiz. Evet, pembe ipimizi taktım ve şuradaki, bakınız, birinci sıra değil, ikinci sıramızdan dikmeye başlayalım. Bakınız, ikinci sıradaki yan trabzanımızdan 1 2 hemen giriyorum. Tabi elinizde dikerseniz çok daha rahat edersiniz. Ben gösterme amaçlı bu şekilde. Şöyle geçiyorum ve çıkarıyorum. Elime almak istiyorum ki rahatça dikebilelim. Uygun bir şekilde kulağımızın diğerini de dikelim. Şöyle şu kısmı şöyle toparlayarak bir yuvarlaklık verelim. Evet. Diğerini de dikelim. Evet, kulaklarımızı diktik. Tam pembe ipimiz takılıyken, bakınız, ilk 12 tane trabzanımızın olduğu yerden şöyle ortalayarak başlıyorum. Tam buraya dikişimi atıyorum. Şu kısma yukarıya doğru çıkarak burnumuzu işleyelim. Minik bir burun içe doğru geçirelim. Evet, burnumuzu işledim. Şimdi alta doğru tam göbekten çıkıyorum. Ağzımıza doğru geçişimi yapıyorum. Tekrar yukarıya batıyorum ve aynı yerden çıkıyorum. Ağzımıza doğru ilerlemekteyiz. Burnumuzu yaptık. Ağzımızı da yine hemen şöyle diğeriyle aynı yapalım. Şu kısımdan çıkıyorum. Yan tarafa doğru gülümsemesini istiyorum. Aynı yere gelip diğer yandan çıkarak gülümseyen bir tavşan ifadesi yapıyoruz. Burnumun oradan çıkıyorum. Birazcık daha doldurmak istiyorum. Bakınız şu şekilde. Bu işlemimizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şuraya burnuma bir defa daha girip arkadan düğümümü atıyorum.
Düğümü atıyorum. İğnem çıktığı için. Evet, ipimi şöyle gizliyorum. Ve fazla ipimizi keselim. Ve gözlerimizi de diktikten sonra tamamlamış olalım. Evet, ağzımız bakınız gayet güzel oldu. Burnumuz ve ağzımız. Şimdi siyah ipimizi takıp gözlerimize başlayalım. Hemen buradaki burnumuzun sağ ve sol tarafına gözümüzü işliyoruz. Uygun aralıklarla bakınız. Güzelce dolduralım. Dilerseniz düğme de dikebilirsiniz. Dilerseniz hazır gözlerden de kullanabilirsiniz. Ama bunlar daha pratik olmakta bakınız. Sarma yöntemiyle. Evet, burnumuzun diğer kenarına da aynı şekilde işleyelim. Evet, patiklerimizi bu şekilde tamamladık. Tavşanımızın kulaklarını, gözlerini, ağzını, burnunu her bölümünü ayrı ayrı işledikten sonra giyilmeye hazır hale getirdik. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.